Deretepe Aksaray programından hepinize sevgiler. Burada da çok özel bir konuğum var. Her zaman böyle şık giyinir misin yoksa bugün bize özel mi? Yeni kentin Elon Musk'ıyla birlikte. Allah sağ olasın. Kaç tane hayvan var? Deretepe Aksaray programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Şehrimizi karış karış gezip sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Adını yaklaşık 250 yıl önce dikilen bir ceviz ağacından alan Yalnız Ceviz köyündeyiz. Köyü merak ediyoruz. Turumuz başlıyor. Arkanıza yaslanın. Yalnız Ceviz'i hep birlikte geziyoruz. Sevgili seyirciler, Yalnız Ceviz'de çekimlerimize başladık. Çok güzel böyle ağaç altı bir yer bulduk ve şu anda yanımda da Yalnız Ceviz köyü muhtarı Ünal Aslan'la birlikteyiz. Muhtarım, öncelikle seni çok kısa bir tanıyalım. Hoş bulduk. Ben Ünal Aslan, yeni muhtarım ben. Yani bu şeyde olduk. Köyümüzün kuruluşundan bahsedeyim. 250 seneye falan dayanan bir köy. Yarısı işte Diyarbakır tarafından Haymana'ya gelip Haymana'dan buraya 4-5 kardeş gelmişler. Ondan sonra Melendiz'den gelen bir 4-5 kardeş var. Öylelikle birbirine kız vermişler, almışlar işte. Herkes akraba yani şu anda köyde. Hiçbir aydın baydın yok. Köyümüze gelince köyümüz bir tek ceviz varmış. Yani öyle anlatılıyor, biz bilmiyoruz da. Bu antike falan geçmiş diyorlar işte, İstanbul'dan gelmiş kesmişler falan filan, bir şeyler olmuş. Yani çok değerli bir ağaçmış. Hatta içinde bu ceviz ağacı diyorlar. Şey diyorlar bunu. Resim falan çekermiş yani, böyle resim deyip de birebir resim değil de işlermiş yani içine, tarihi 100 yılı geçtiği zaman. Hani öyle bir söylenti var. Ha, köyün adı yani o tek yalnız ağaçtan yalnız ceviz kalıyor. Tek ceviz olarak önceden şey yapmışlar, sonra yalnız cevize çevirmişler. Ama köy kurulduğunda o ceviz varmış yani, geldiklerinde o ceviz gayrı nasıl çıktıysa çıkmış. Kimse yokmuş orada, arazi falan yok. Peki köyün geçim kaynakları nedir? Başlıca geçim kaynağı. Geçim kaynakları tarım. Genelde İstanbul'a gider gelir gençler falan işte. Hurdacılık yaparlar orada. Başka da bir geliri yok. Tarım ürünü olarak ne ekip ne biçiyorsunuz? Arpa, buğday. İşte birkaç senedir de bu Niğde'den tarafından geliyorlar. Patates falan ekiyorlar ama onlar kendilerine çalışıyor. Köyüne bir şey yok. Peki toprak patatese verimli mi, elverişli mi? Verimli. Çok verimli hem de. Bayağı bir kaldırıyorlar yani şey olarak. Sevgili seyirciler, ben muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Aslında çok da güzel bir köyünüz var. Yani Nevşehir yolundan giderken zaten ağaçlık böyle. Hani bir vaha gibi görünüyor. Yemyeşil ağaçlar. O yüzden çok şanslısınız. Sevgili seyirciler, ben muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Hemen sağ tarafımda ekmek yapan ablalar var. Buraya ne diyordunuz burayı? Buranın adı neydi? Burası bizim köyün çayırlık deriz yani. Çayırlık deyince herkes bilir mi burayı? Herkes bilir. Sevgili seyirciler, çayırlıktayız. Sağ tarafımda ekmek yapan ablalarımız var. Şimdi onların yanına gideceğiz. Mikrofonu onlara uzatacağız. Muhtarım, ben sana çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Aksaray'da her köyün, her kasabanın gurbetçisi olduğu gibi Yalnız Ceviz'in de var. Yani Yalnız Ceviz'in olmaz olur mu? Yanımda da o gurbetçilerden bir tanesi, çayırlıktayız. Yılmaz abi var. Yılmaz abi, öncelikle seni çok kısa bir tanıyalım mı? Benim ismim Yılmaz. Yurt dışında Hollanda'da kalıyorum. Şoförlük yapıyorum. Türkiye'ye her sene böyle ailemle izine geliyorum. Çocuklarla köyümüze geliyoruz. Parkı, işte çayırlığı geziyoruz. Ondan sonra izinimizi, tatilimizi yapıp gidiyoruz. Ya tabii, şimdi Hollanda'dan geldikten sonra böyle yemyeşil ağaçların altına gelmek hem sizin için hem çocuklar için çok iyi oluyordur. Tabii tabii. Bura benim doğup büyüdüğüm köy. 13 yaşında Aksaray'a gittim. 25 yaşında yurt dışına gittim, Hollanda'ya gittim. İşte akrabalarım, ailem tüm köyde. Her yıl geliyorum böyle. Aynı zamanda muhtar benim hem amcamın olur hem kaynım olur. Gezmeye, tatile geldiğimizde her zaman geliyoruz her sene. Peki o kritik soruyu sorayım. Türkiye mi, Hollanda mı? Türkiye. Neden? Ya özlem var, hasret var. Her şeyin tadı burada güzel. En basitini söyleyeyim, orada yani affedersin karpuzun bile tadı yok. Burada kötü bir yamuk karpuz alıyorsun, oranınkinden tatlı. Güldüreyim yani arada. Gerçekten buranın tadı bir başka. Bir orada git bir 100 gram peynir al, bir gel köyden bir 100 gram peynir. Ya tabii şimdi tertemiz havada, şu yemyeşil doğada, yani o hayvanların yediği veya bu toprakta yetişen ürünün tadıyla, lezzetiyle oralarda yetişeninki bir olmaz. 12 ay neredeyse yağmur gördüm ben orada. Hiç doğru dürüst. Bu aylarda biraz güneş çıkar o. Yani Türkiye'nin tadı bir başka.
buram buram Türkiye her zaman. O zaman sevgili seyirciler, ben Yılmaz abiye çok teşekkür ediyorum. Yılmaz abinin aracılığıyla da buradan bizi izleyen Hollanda'daki, Almanya'daki tüm gurbetçi hemşerilerimize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Senin var mı kameralar bakarak şöyle Aksaray halkına söylemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim. Yurt dışındaki gurbetçiler her sene tatile gelsin Türkiye'ye, Aksaray'a. Tadını burada çıkarsın. Orada tat yok. Çok teşekkürler abi. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ekmek yapan ablalarımızın yanına geldik. Sağ olsunlar, önce bize ikram etmek istediler ama Ruki ablayla bir konuşalım dedik. Abla, önce seni çok kısa bir tanıyalım. Daha sonra gelmişsiniz böyle ağaçların altına, çok güzel bir yere kurulmuşsunuz. Böyle mis gibi de börek yapıyorsunuz. Yan tarafta da böyle yeşillikler oluşturuluyor. Seni çok kısa bir tanıyalım. Ben Ruki Aslan. Yurt dışından geldim. Memleketimize. Böyle eğleniyoruz işte. Çoluk çocuk geldiniz. Şimdi ben Yılmaz abiye biraz önce dedim ki Türkiye mi Hollanda mı dedim. Aynı soruyu sana sorayım. Hollanda. Neden? Yılmaz abi, Ruki abla Hollanda diyor. Ha. Yok canım, bura güzel tabi. O anlamda soruyorum. Tamam. Türkiye güzel. Peki burada ne yapıyorsunuz şimdi, onu anlatır mısınız? Tüm akraba mı burası? Herkes aile bireyleri mi? Ailemiz, ablamız, bacımız, yengemiz, abimiz, kendi ailem, gelinim, hepsimiz işte. Akraba yani. Ailecek geldiniz burada, kuruldunuz, börek yapıyorsunuz. Hollanda'da da yapıyor musunuz bunu? Yapıyorum. Yani orada da yapıyorum aynısını. Elektrikli saç da yapıyorum. Yani elektrikli saç da olmaz tabii. Bunun böyle gelecek doğal odun ateşinde. Tabii aynen, doğal saç şeye uymaz. Doğal da böyle odun ateşinde yapacaksın, mis gibi de yiyeceksin. Evet, aynen. Sevgili seyirciler, ben Ruki ablaya da çok teşekkür ediyorum. Ablalarım yapmaya devam ediyor. Bizler de şöyle minik bir tadına bakacağız. İkram edeceksiniz. Evet canım. Çok teşekkürler. Sağ olasın abla. Çok teşekkür ediyoruz. Yalnız Ceviz'deki turumuz devam ediyor efendim. Sevgili seyirciler, tadına bakma zamanı. Ablalarımın ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Serin havada, açık havada çok da güzel gidiyor. Ben ablalarıma teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk. Abi, seni çok kısa bir tanıyalım. Nereden geliyorsun böyle? Abi, Yalnız Ceviz'den geliyorum. Ne yapıyorsun? Ne iş yapan? Boşluk dolduruyorum. Boşluk dolduruyorum ne demek? Yani şimdi taze yerlere gidiyorum. Hani taze yerlere. Yok yani, şimdi traktöre bindin ya, ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Ne iş yapıyorsun? Tarla sürüyorum, geliyorum. Tohum ekmeye gideceğiz. Onun daha zamanı var. Tarla kendinin mi, başkasınınkini ekiyorsun? Ne ekip ne biçiyorsun? Arpa, buğday. İyi mi? Bu sene verim iyi mi? İyiydi. Milletin yüzünü güldürdü. Millet saklıyor, ona bir şey bakma yani. Allah şükür yani, çok iyi. Biraz önce dediler ki şu adamda çok dediler şey var dediler. Yani böyle çok laf var dediler. Sahneyi öyle diyorlar. Açılamıyorum ki ben. Bir açıl bakalım. Neyi bekliyorsun açılmak için? Kısıklık var daha yani. Boğazda kısıklık var. Anlat bize, eskilerden anlat. Yani bu adamlar sana öyle diyorsa boşa demiyordur. Nereden işte, yeni yeni işte. Eskilerden hiç yok ki burada. Yok, sen eskilerden bildiğin kadarıyla anlat. Sende çok numara varmış yani, onlardan bahset bize. Gitme yavrum gitme. Bu gece kal. Ayrılık başladı. Dönmeye de var. Şaya dönmesem bir haber yollay, yarım olay, dön gel kurban sana olayım. Abi, ağzına sağlık. Nereden geliyor bu ozanlık, bu şairlik? Ben de eskiden vardı, davar güdeken. Kayaların başına çıkardık, böyle türkü söylerdik. Hep yalan oldu onlar. Sana bu türküyü yazdıran şey ne? Yazdıran hep işte şeylik yani, geçim şeyliği, işte fakirlik,
Ondan sonra işte onlar da sürüp gelme yani. Gençliğinde fakirlik çektin mi? Çektim abi. Bir ilaniye gücüm yetmiyordu. Ama şimdi nasıl peki durum? İyi mi? Allah'a şükür yani, bin kere şükür olsun yani, bak traktörüm var, taksim var, huzurum yerinde yani. Allah'a bin kere şükürler olsun. Hani saklamaya gerek yok. Kendi halimde, kendi yağımdan kavruluyorum işte. Fazla ileri gitmiyor, şeyim yok yani. Yengem ne iş yapıyor? Yengeyle beraber işte İstanbul'a gidiyoruz. Kışın orada, yazın burada. Orada da ev var. He, orada da ev var. Abi maşallah yani, bayağı durumu iyi geliştirmişsin sen. Tabii. Olan orada işte iyi kötü idare edip gidiyorsun. Ne iş yapıyor orada? Orada olan kimyacı. Kimyacı 6 liraya su satıyor işte. Anladım. Sevgili seyirciler, ben Hanife abiye çok teşekkür ediyorum. Verdiği bilgilerden dolayı. Abi şöyle. Teşekkür ediyorum. Geldim bizi böyle dinlendiğiniz için, hürmetler gösterdiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz yani. Eyvallah, biz de misafirperverliğiniz için. Biz de işte bu yeşilliği size mecbur şey etmek için bir şeyler yapacağız yani. Burada olursanız yani tam imkan sağlayacağız yani. İnşallah abi, çok teşekkürler. Sağ ol. Var mı buradan Aksaray halkına söylemek istediğim bir şey? Aksaray işte, Aksaray'ımıza çok teşekkürler yani. Başka şeyimiz yok. Eyvallah abi, sağ olasın. Aksaray'ımız gibi var mı ya? Aksaray'ımız çok gelişme bir. Aksaray'ımız çevrede bir tane yani. Belediye başkanımızı tanıyor musun, Doktor Evren Dinçer'e? Yani pek tanımıyorum da çok iyi yani. Böyle belediye başkanı daha gelmemiştir yani Aksaray'a. Çalışıyor, çabalıyor Aksaray için. Adam bak çalıştığı için, hizmet ettiği için bak kimse mesela hiçbir şey diyemiyor alayında. Çünkü belediye başkanımız iyi yani. Anında mesela burnun kanasa yetişiyor yani. Öyle şeyimiz yani. Çok teşekkürler abi. Abi Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, Yalnız Ceviz'de Bilal abiyle birlikteyiz. Kendisi çiftçi, muhtar dedi ki bu adam dedi sonradan geldi, köyün tüm dedi arsalarını, tarlalarını aldı. Niye öyle diyorlar? Ya biraz şaka yapıyorlar da. Öyle bir şey yok da. Yani sonradan geldik. 14 sene oldu ben köye geleli. Neredeydin abi? Aksaray'daydım daha önce. Orada halk otobüsü falan kullanıyordum. Aynı şehir içinde. Sonradan buraya büyükbaş hayvan çiftliği açtık. Olmadı. Ama tarlalara devam ediyoruz. Ekip biçiyoruz. Ne ekip ne biçiyorsun abi? Arpa, buğday. Sulu olarak da soğan ekiyoruz. Daha önce fasulye ekiyorduk. Soğan eken Aksaray'da ilk defa duyuyorum. Bak o kadar köyü geziyoruz. Sevgili seyirciler, ben o kadar köye gittim. Soğan ekeni ilk defa duydum. Soğan nasıl ekilir? Soğanda verim nasıl? Hasadı nasıl yapılır? Yani bakımı zor mu? Bunlar hakkında bilgi verebilir misin abi? Verebiliriz. Bakımı fazla bir zor değil. Güzden 11. ayda falan tarlamızı sürüyoruz. Bahar döneminde tekrar sürüp hazırlıyoruz. Kıska dediğimiz kıskayı alıp makineyle ektiriyoruz. Sonraki dönemde işte ot ilacıdır, çapasıdır, bunları uyguluyoruz. Sonra da sulama işine geçiyoruz. Suladıktan sonra da bu aylarda yani 15 gün falan sonra da hasat işlemine başlıyoruz. Anladım. Yani aslında şey mi? Bu mesela annelerimizin veya apartmanda, köyde yani küçük bahçeli evde kalanlar kıska ekerler. Yani sen onun daha büyüğünü hani şeyini yapıyorsun değil mi? Evet. Şimdi daha onlar eski dönemlerde elle dikim yapıyorlardı. Biz makineyle dikim yapıyoruz. Şey, alan büyük olduğu için. Küçük alanlarda yine köyle aynı o şekilde devam ediyor. Biz büyük ektiğimizi bu sene ben 50 dakar ektik. Makineyle mecbur ekmek zorundaydık. Makineyle ektik. Anladım abi, çok teşekkür ediyorum ben sana. İnşallah soğandı, arpaydı, buğdaydı yani ektiğim tüm ürünlerden böyle istediğin verimi alırsın. Bereketli olur inşallah. İnşallah. Sevgili seyirciler, ben Bilal abiye çok teşekkür ediyorum. Turumuz devam ediyor. Şimdi Yalnız Ceviz'in meydanına gideceğiz. Hemen kameranın arkasında bir abi var, kahve işletiyormuş. Babam kahvede dedi, bir gidelim mikrofon uzatalım. Yaşlı bir amcaymış. Bir elini öpelim, hayır duasını alalım. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Yalnız Ceviz'in koca çınarı, 89 yaşındaki neredeyse bir asırlık Mehmet amca yanımızda. Mehmet amcam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şöyle seni çok kısa bir tanıyalım. Mehmet Aslan. Kaç yaşındasın? Yalnız Ceviz köyünden. 82. Ha, 82 pardon, ben 89 dedim ama Allah sana uzun ömürler versin o zaman. Doğma büyüme hep bu köyde miydin? Bu köyde. Yani bize şöyle köyle alakalı, gençliğinle alakalı, çünkü tüm hayatın 80 yılın burada geçmiş. Bize anlatmak istediğin, köyden böyle unutamadığın bir anı, gençliğinde böyle özlediğin şeyler neler? Şimdi ben 30 sene ondan sonra dağda koyun güttüm.
Ondan da oyunu bıraktım, İstanbul'a gittim. İstanbul'da ondan sonra 20-25 sene hurdacılık yaptım. Ondan sonra oradan da geldik. Gizlerimize bir sızı çöktü. Ondan işte evde oturuyor işte böyle buralarda. Emeklilik var mı? Var. İyi maşallah. Kaç oğlan kaç kız var? 3 kız 2 oğlan. Biri vefat etti oğlan. Başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Oğlanın biri abim. Diğer 3 abla evli. Neredeler? Köy buradalar, Aksaray'dalar. Aksaray'dalar, İstanbul'da. Peki bu köyün yani kime sorsak İstanbul'da hep bir tanıdığı var. İstanbul'a niye gidiyor köylüler, buralılar? Buralılar işte orada iş yeri orada olduğu için oraya gidiyorlar. Geliyorlar burada yine de ev yaptırıyorlar. Ne yapıyorlar işte. Buraya paraları gömüyorlar. Geri bitiyor para, geri gidiyorlar. İstanbul'a gidiyorlar, çalışıyorlar, geliyorlar evi yaptırıyorlar. Evet. Hazırdaki para bitince tekrar İstanbul'a. İstanbul'a. Tabii. Şöyle köye geç, şöyle baktığında, şöyle düşündüğünde, şimdi sen burada oturuyordun. Şöyle geçmişe dönüp baktığında neyi özlüyorsun bu köyde? Ben şimdi düğünlerde var ya, düğünlerde böyle aley çekerdik. Onları çok özlüyorum. Şimdi düğün oldu muydu bayağı oturduğum yerde kendi kendime ondan sonra buna heyecanlanıyorum yani. Sever miydin halay çekmeyi? Severdim. Çok iyi çekerdim ben. Köye dair özlediğin en şey anın bu yani, halay çekmek. Halay çekmeydi. Sevgili seyirciler, şöyle dönelim. Mehmet amcama ben çok teşekkür ediyorum. Kendisine Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Dizlerimde ağrı var dedi. Tez zamanda şifa inşallah Mehmet amcama. Burada oturuyor. Yalnız evize yolunuz düşerse köyün hemen girişinde sağ tarafta bir market var. Marketçi abimizin babası olur kendisi. Asasıyla birlikte geliyor, oturuyor buraya. Gelin, sohbet edin, tatlı dille hayır duasını alın. Halini hatırını sorun. Yeter zaten o Mehmet amcaya. İkramları da var. Sağ olsunlar, elleri de çok bol. Ben kendilerine o konuda da bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Yalnız Ceviz'de öyle bir adam tanıdık ki maşallah. Kahve işletiyor, bakkal işletiyor. Ceviz ekmiş, fasulye ekmiş, hepsini ekmişsin. Öncelikle seni çok kısa bir tanıyalım. Daha sonra şu bize çiftçilik ve esnaflık hakkında bilgiler ver abi. Ben Murat Aslan, Yalnız Ceviz Köyü'nde ikamet ediyorum. Bakkalım var, kahvem var. Artı ek iş olarak çiftçilik yapıyorum. Ceviz bahçem var. 8 yıl bir emek verdik. Şimdi çok şükür cevizimizin verimini aldık. Abi bu cevizde benim de bildiğim kadarıyla zaten ekiyorsun. 8 yıl beklemen gerekiyor değil mi? Abi 8 yıl nasıl bekliyorsunuz? Sabrediyoruz. Sabrettik. Yani sabreden ne demiş? Muradına ermiş. Biz de adımız üzerine, kendimiz de murad olduğumuz için muradımıza erdik. Allah'ın izniyle cevizimiz de çok güzel. 2 senedir verimini alıyoruz. Alıyorsun, bunları satıyorsun. Satıyoruz. Allah nasip ederse 10. ayda piyasadan 20 lira da aşağı veriyoruz. Her sene ayağımızda satıyoruz. İnşallah. Sevgili seyirciler, Murat abiyi duydunuz. Zaten Yalnız Ceviz, yani ceviz olmazsan olmazdı burası. Piyasadan 20 TL aşağı, tertemiz böyle, zaten taşlı toprakta yetişiyormuş bu. Şu an etrafta zaten hep taşlı sevgili seyirciler, görebilirsiniz de. Başka söylemek istediğin ne var abi? Söylemek istediğim fasulye ekiyoruz bir de artı. Şöyle geçelim mi o tarafa? Aynen, geçelim. Sevgili seyirciler, Murat abi kendi söylediği gibi cevizi ekmiş. Adam fasulye ekmiş. Fasulye hakkında da bilgi ver abi. Fasulyemiz de işte şimdi bir 20 gün sonra yolun başlayacak. Yolacağız. Makineyle değil, elle yolduruyorum. Allah nasip ederse 20 gün sonra yoldurduktan sonra makineyi atıyoruz. Tertemiz çıkarıyoruz. Ondan sonra ölçek olarak isteyene veriyoruz. Bizim buranın fasulyesi gübresiz olduğu için bişektir. Yani bir de garantili olarak veriyoruz. Çok şükür yani bunlarla uğraşıyoruz. Tamam. Kaçıncı ayda çıkıyor bu? Bu şimdi biz 20 gün sonra falan Allah nasip ederse satışa başlar. 20 gün sonra gelirim, o kadar övdün. Yok tabii. Bir şek dedin, şu dedin, bu sana dedin. Bana bir ölçek su ver, tamam. Bir pişirelim, tamam. Tadına bakalım. Tamam, inşallah. Tamam. Sağ olasın abi, çok teşekkür rica ederim. Abi, var mı başka bize söylemek istediğin bir şey? Allah'a emanet olun. Biber var, salatalık var. İsteyen yiyebilir. Şöyle bir tadına bakalım, gel abi. Bakalım şöyle. Sevgili seyirciler, adam maşallah eli çok bonkör. Attığı gibi de buldu işte. Gördüğünüz gibi. Şöyle Hasan abiye de alalım bir tane. Sen nereden görüyorsun? Gözün dedektör mü senin? Sen alışkınım yani. Elimi attım yani. Da. Ben tefeği aramadan hemen böyle görürüm. Adam maşallah. Çok teşekkürler. Yeter abi şöyle. Çocuklar gelin şöyle bir gelin bakalım gençler. Siz de görünün şöyle kameraya. Şimdi biz
de artı oraya ayrı bir şey ektik. Salatalık. Bu şimdi bittikten sonra yenitten bir salatalık yetişecek. Ha, burası bitecek oraya. Aynen, orasında ticaret amaçlı ektik. Allah nasip. Bura ne? Bura kendin için mi? Kendim bahçem, kendim yemek için. Senin kaç çoluk çocuk var? Benim 4 tane ellerinden öper. Maşallah. Burada var mı? Hangisi senin? Burada var. Şu kırmızı olan benim en küçük. He, en küçük. Diğerlere okuyorlar. Biri sanayide, birisi okuyor. Kızım birisi üniversiteyi bitirdi işte, o da okuyor. İyi maşallah abi. Yani para çiftçilik olur. Yaparak, esnaflık yaparak adam 4 tane çocuğu. Aynen. Kimini okutmuş, üniversite mezunu yapmış. Kimi şimdi okuyor. Abi ben seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin inşallah. Umurunuz hayatımızda. Sevgili seyirciler, Murat abiye çok teşekkür ediyorum. Yalnız Cevze gelirseniz mutlaka uğrayın. Bakkalın adı ne? Aslan Bakkal. Aslan Bakkal. Aslan Murat abiye de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun abi. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Eyvallah. Sevgili seyirciler, Yalnız Ceviz'e geldik, tarım çektik, doğa çektik, meyve sebze çektik, hayvancılık çekmeden olmaz dedik. Yanımda İbrahim abi var. Abi seni kısa bir tanıyalım. Daha sonra şöyle hayvancılık yapıyormuşsun, onun hakkında bize bilgi ver. İbrahim Temizbaş ben. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kendimizi bildik bileli hayvancılığın içindeyiz. Küçükbaş, büyükbaş, şimdi küçükbaşı bitirdik. Büyükbaşa yöneldik artık. Küçükbaşı niye bitirdin? Adam olmadığından. Tek mi ilgileniyorsun? Aynen. Yok mu başka kardeş, oğlan, ne bileyim herhangi bir böyle yardımcın, çalışanın iş için falan? Var ama bizim burada herkes kendi başına hane olunca artık destek bir yerde noktalanıyor. Onun için adam olmadığından büyükbaşa yöneldik. Kaç tane hayvan var? Hayvan, 3 tane ineğimiz var. Bir tanesi de boğadaydı, onu boğaya götürdük, o burada yok. 3 tane de, 2 tane de ufak danaları var. Peki bunları ne için, yani sütünü satmak için mi besliyorsun? Sütçülük yapıyoruz, evet. Sütünü sayıyoruz, büyükleri ayakta satıyoruz veya besiye veriyoruz, kesime. Öyle uğraşıyoruz. Peki şunu soracağım, yukarı ev, sen burada mı kalıyorsun? Evet. Ailecek. Ailecek. Kaç oğlan kaç kız var? Bir oğlan 2 kız var. Maşallah. Küçükler mi? Küçükler. Oğlan 10 yaşında, kız 12 yaşında. Bir de ufak 4 aylık. İyi maşallah. Şansları, bahtları açık olsun. Sevgili seyirciler, ben İbrahim abiye çok teşekkür ediyorum. Yalnız Ceviz'de hayvancılığı da çektiğimize göre artık köydeki çekimlerimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı buradan Aksaray halkına söylemek istediğin bir şey? Sevgiler, selamlar. Selamlar, evet. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Yalnız Ceviz Köyü'nün çalışkan gençleri var. Onlardan bir tanesiyle birlikteyiz. Yanımda Halit var. Halit kardeşim, seni bir tanıyalım. Ben Halit Kılıç, 15 yaşındayım abi. 12-13 yaşında çalışma hayatına başladım. Şimdi de kaynakçıda çalışıyorum abi. Aynı şu an köydeyiz. Nasıl kaynağı attın, ok gibi kaynak yapabiliyor musun? İşte yeni başlayacağız abi. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Evet abi. Sevgili seyirciler, Halit bize dedi ki abi dedi önce babaannemin evine gidelim. Babaannen mi anneannen miydi? Ebem, büyük ebem oluyor yani. Büyük ebemin evine gidelim dedi. Sesi çok güzel dedi ama geldik evde kimse yok. Ev kapı duvar herhalde Aksaray'a gitmişler. Biz de dedik ki o zaman bizi buraya kadar getirdin, seninle röportaj yapalım. Gelirken yolda sorduk hani ne iş yaparsın falan diye. Abi dedi yani ben çalışıyorum, kaynakçıda çalışıyorum. Hatta ne zaman sonra başlayacaksın tekrar? İşte haftaya abi. Önümüzdeki haftada tekrardan kaynak işine başlayacak Halit. Köyün gençleri çok çalışkan. Zaten köye geldiğinizde bunu hissedebiliyorsunuz. Herkes yani Aksaray'da çalışmayan da burada annesine babasına yardım ediyor. Ben Halit kardeşime çok teşekkür ediyorum. Annene babana çok selam söyle. Büyük ebene de ellerinden öp. Geldiler, seni göremediler de. Bizden selam söyle, ellerini öp. Kendisine iyi baksın, tamam mı? Tamam abi. Sevgili seyirciler, Halit'e ben çok teşekkür ediyorum. Saniyeler dakikaları kovaladı ve biz bir programımızın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Bu hafta sizlere Aksaray'ın Ceviz Diyarı Yalnız Ceviz'den seslendik. Misafirperver insanları, tertemiz doğası, yemyeşil manzaralarıyla birlikte tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bu köyden hepinize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz.
Bizler yine haftaya aynı saatte Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.